İyi günler, Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan'ın 24 Nisan vesilesiyle mesajı. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin 17. oturumu gerçekleşti. Kiev'den Artsakh ile ilgili önemli açıklama. Kudüs'te Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosid'in 107. yıl dönümüne adanan protesto yürüyüşü gerçekleşti. Dersimlilerin 6. geleneksel futbol turnuvası Munzur Özgür Akacak sloganıyla İstanbul'da başladı. Yerevan'da vandalizm. Gomidas'ın heykeli çalındı. Ayvazovski'nin bitmemiş tablosu. Türk gemisinin patlaması. Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan'ın 24 Nisan vesilesiyle mesajı. Sevgili dostlar, sevgili yurttaşlar. 1894'ten 1923'e kadar Ermeni halkına karşı uygulanan soykırım Armenosit kurbanlarını anma gününde gösterdiğiniz bağlılık ve dayanışma için hepinize teşekkür etmeme izin verin. Binlerce yıldır atalarının topraklarında yaşayan ve bir medeniyet inşa eden otokton Batı Ermenistan Ermenilerini yok etme programı olan Armenosid'i birbirini takip eden Türk işgalci hükümetleri tarafından 30 yıl süreceğine kim inanırdı? Batı Ermenistan Devlet Başkanı Armenak Abrahamyan'ın mesajının tamamı web sitemizde mevcuttur. Batı Ermenistan Ulusal Meclisi'nin 17. çevrimiçi oturumu 20 Nisan tarihinde farklı ülkelerden milletvekillerinin katılımıyla gerçekleşti. Ulusal Meclis'in olağan oturumunun gündeminde önemli konulardan biri parlamento kuralları ile ilgili değişiklik ve eklemeler taslağıydı. Gündemde ayrıca 2022-03-05 sayılı Ermenilere yönelik soykırım Armenosid'i tanıyan ülkeler ve uluslararası kuruluşların kronolojisi hakkında yasa tasarısı yer aldı. Oturumda ayrıca 24 Nisan'da farklı ülkelerde düzenlenecek etkinliklerle ilgili konular da ele alındı. Değişiklik taslakları ve yasanın kabulü bir sonraki oturumda gerçekleşecek. Ukrayna Genelkurmay Başkanı Danışmanı Alexey Arestovich, Artsakh konusuna atıfta bulunarak günlük briefinginde Rusların ve Azerilerin Artsakh'ta Ermenilere karşı birlikte çalışarak bir koridor açmayı amaçladıklarını ve bu böyle değil diye belirtti. Ukrayna'da ayrıca Türkiye'nin Rusya ile arabuluculuk yapmasının Kiev için bir tuzak olabileceği konuşuluyor. Türkiye, Batı'nın yaptırımlarına katılmadı ve Rusya'yı özellikle Ukrayna'ya karşı savaşta Orta Doğu'dan paralı askerler kullanma konusunda destekliyor. Aynısı Bakü için de geçerlidir ancak bu sadece bir epizottur. Putin, Ukrayna'nın işgali arifesinde Aliyev ile bir stratejik ortaklık bildirgesi imzaladı ve Aliyev'in Artsakh'taki saldırılarıyla ilgili bu bildiriye atıfta bulunması dikkat çekicidir. Karakuluk'ta Moskova ve Bakü arasındaki bu anlaşma geniş bir uluslararası tepki de dahil olmak üzere tamamen ortaya çıktı ve ardından Moskova sarsıntılarındaki suçu ortadan kaldırmaya çalıştı. Putin Paşinyan'ın 30 maddelik boşluk bunun doğrudan bir göstergesidir. Kudüs Ermeni Patrikhanesi sorumlusu Goryun Vartabet Bagdasaryan tarafından yapılan açıklamaya göre Kudüs'te Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosid'in 107. yıl dönümüne adanmış bir protesto yürüyüşü düzenlendi. Yürüyüşe katılanlar Kudüs'teki Surp Hagopyans Katedrali'nden Surp Grigorlu Savoriş Kilisesi'ne yürüdü ve burada soykırım Armenosid kurbanlarının ruhuna dua okundu. Daha sonra "Adalet için yürüyoruz" yazılı pankartla yürüyüşe katılan vatandaşlar Ermenistan Cumhuriyeti bayraklarıyla Ermenilere uygulanan soykırım anıtına yürüdü ve burada mumlar yakıldı. 24 Nisan'da Kudüs'teki Türk konsolosluğu önünde bir protesto mitingi yapılması planlanıyor. Aynı gün akşam Jarankavarats Koleji yakınında bir anma etkinliği düzenlenecek. Batı Ermenistan'da çevresel ve ekolojik krizlerin derinleşerek yaşam alanlarımızı tehdit ettiği, kültürel dokumuzun mayası olan ana dilimizin giderek soluklaştığı bir dönemde 6. geleneksel Ovacıklılar futbol turnuvasını gerçekleştiriyoruz. Munzur özgür kalacak diyerek yola çıkan turnuvamız tam yukarıda belirttiğimiz problemlere karşı bir arada durmayı ve dayanışmayı beraberinde getirmektedir. Ovacık Gençlik Platformu'nun yoğun emek ve çabasıyla bugünlere gelen turnuvayı Gazi Dersimliler Derneği ve Ovacık Gençlik Platformu olarak yapıyoruz.
kültürel hafızamızı ve tarihimizi ileriye aktarmak için gelin birlikte olalım, değerlerimize sahip çıkalım. Ovacık Gençlik Platformu. Tanınmış foto muhabiri Gagik Şamşan yazıyor. Birkaç gün sonra dünya Ermenileri Ermenilere karşı işlenen soykırım Armenosid'in 107. yıl dönümünü anacak. Bütün Ermeniler soykırımın Armenosid'in tanınması için mücadele ederken Yerevan'da serseri veya serseriler Gomidas Vartabet'in büstünü çalarak tahrip ettiler. Ölümünden hemen önce Ayvazovski Lagün adlı resmini bitirdi ve tam da ölümünün olduğu gün Türk gemisinin patlaması resmini boyamaya başladı. Ancak resim tamamlanmadı. Teodosya'daki Ayvazovski galerisinin web sitesinde dahi sanatçının hayatının son günü böyle anlatılıyor. 19 Nisan 1900 yılında sabah saatlerinde ressam her zamanki gibi Teodosya'da bulunan atölyesinde çizim sehpasının önüne oturdu. Küçük bir alt çerçeve içinde temiz bir tuval yerleştirdi ve Yunan askeri mücadelesinin Türklere karşı kahramanlık karelerini bir kez daha tahsil etmek gibi uzun süre devam eden arzusunu yerine getirmeye hazırlandı. Bugün için bu kadarını öngördük. Şimdi size Christine tarafından seslendirilen Lusnica adlı hemşin şarkısını sunuyoruz. Eserin tamamını Batı Ermenistan Devlet Televizyonu'nun resmi sitesinden izleyebilirsiniz. Hoşça kalın.